Öncelikle herkese iyi pazarlar dilemek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. H2A hakkında bilgi verebilir misiniz diyor. Bunun tabii H2A vizesi diyorlar buna. H2A vizeleri. Bu vizeler hakkında bize bilgi verebilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi H2A vize türleri buradaki Amerika'da yer alan işte iş yerlerinin ya da temsilcilerinin belli koşulları yerine getirdiklerinde yabancı işçileri geçici anlamda gelip agriculture dedikleri, işte bu ziraat ve tarımsal dedikleri alanda çalışabilmeleri için imkan veriyor. Dolayısıyla H2A vizeleri Amerika'da yerleşik olan şirketlerin yurt dışından tarımsal ve ziraat alanda geçici anlamda işçi sorununu çözmek için imkan sağlayan bir program oluyor. Ve bu programa da kişiler çalışabilmesi için de bu alanlarda yer alan çalışan kişiler buradaki iş yeri sponsor olduğu sürece Amerika'daki H2A programı altında Amerika'ya gelebiliyor. Tabii bunun için önemli olan nedir? Şartlardan bir tanesi Amerika'da bir işveren olacak. İki, size bir iş teklifi yapıyor olacak onlarla çalışmanız için. Üç, sizin çalışabilmeniz için burada iş yerinin buradaki Labor Department'dan, iş ve işçi kurumundan izin alması gerekiyor. Ve dördüncü şartta bu izni aldıktan sonra iş yeri göçmenlik dairesinden de sizin bu geçici vizeyle gelebilmeniz için talepte bulunup onlardan da izin alıyor. Onlardan onayı aldıktan sonraki son aşamada sizin Amerikan konsolosluğunda görüşmeye gidip randevuya katılıp bu randevudan vizenizi alıp Amerika'ya gelmeniz geriye kalan tek aşama oluyor diyebiliriz. Normalde tabii bu H2A vizeleri 1 yıla kadar veriliyor fakat toplamda 3 yıla kadar alınabiliyor. Önem verildiği için yapılacak işin geçici olması. Dolayısıyla her seferinde 1 yıla kadar onay verilip toplamda 3 yıla kadar kişi H2A vizesiyle Amerika'daki iş yerinde çalışabiliyor. Diğer bilinmesi gereken bir noktada eğer siz evliyseniz ya da 21 yaşın altında çocuklarınız varsa onlar da sizden dolayı siz H2A vizenizi alırken onlar da H4 vizesini alıp size eşlik edip Amerika'da beraber sizde kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu takipçimizin H2A ile ilgili sorusunu bu şekilde detaylı bir şekilde cevaplayalım istedim.